Sevgili seyirciler merhaba, Bir İşkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz Mustafa Güngör. Kendisi Omega Grup Genel Koordinatörü. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, siz nasılsınız? Bizler deyiz, teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki bahsedeyim. Ben 1968 doğumluyum, İstanbul doğumluyum. Makine mühendisiyim. 1990 yılında o zamanki ismiyle Yıldız Üniversitesi'den mezun oldum. Şimdi Yıldız Teknik Üniversitesi olarak ismi değişti bizden sonra. Daha eskiden, bizden önce de İDMMA, yani İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi olarak isimlendiriliyordu. Sanıyorum 80'lerden sonra Yıldız Üniversitesi oldu. 38 yıllık bir iş hayatım var. Okurken aynı zamanda çalıştım. O yüzden bu kadar uzun gözüküyor. Hı hı. Bir buçuk yıl kadar bir askerlik dönemi var. O da yedek subay olduğum için onu da çalışıyor sayıyorum. Hı hı. Dolayısıyla bir 38 yıldır bu mesleği yapıyorum. Hı hı. Okul sonrasındaki iş hayatımda aslında çok öyle fazla farklı iş yerlerinde çalışmadım. Çok uzun bir dönemi, 2017 yılına kadar ECA Serel markalarıyla bildiğimiz, daha çok halk tarafından bilinen Erginkan Holding'in şirketlerinde görev yaptım. Hı hı. Farklı alanlarında, farklı bölümlerinde çalıştım. En son ECA Varfa AŞ'den genel müdür olarak bulunduğum görevler oldu. Farklı şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri yaptım. 2017 yılında oradan emekli oldum. Sonrasında ufak tefek birkaç şey var tabii ama hiç boşluk yok iş hayatımda. Sonrasında daha Erginkan Holding'de çalışırken tanıdığım, çok değer verdiğim ve sevdiğim Sayın Öner Çelebi ile bir birlikteliğimiz var şu anda. Kendisinin Omega Grup şirketleri, Omega Grup altında farklı şirketleri var. Şu anda onunla birlikte çalışıyoruz. Çok güzel. Bir kızım var, endüstri mühendisi. Kısaca böyle. Çok güzel. Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz çok tabii ki Mustafa teşekkür Bey. Teşekkür ederim. Şimdi makine mühendisi olduğunuzu söylediniz ve 38 yıllık bir tecrübe. Dile evet. Kolay. Teşekkürler. Kim bilir ne tecrübeler edindiniz, ne zorluklar yaşadınız, ne kadar keyifli anılarınız da oldu tabii ki. Ama şu anda bir fiil Omega Grup'ta görev yapıyorsunuz. Burada hizmet veriyorsunuz. Şimdi Omega Grup'tan biraz bahsettik çok az isim olarak. Bu şirketler hangi sektörlerde faaliyet gösteriyor Omega Grup olarak? Şimdi Omega Grup'da 4 şirketimiz var. Hı hı. İlki 30 yıllık bir şirket. Yani 1994'te kurulmuş. Omega Mühendislik Şirketi, Sayın işte Öner Çelebi tarafından. Hı hı. O da Teknik Üniversite Elektrik Yüksek Mühendisi olarak mezun olmuştu. Benimle aynı dönemde aşağı yukarı. İlk olarak bu şirketi kurmuş. İşte önümüzdeki sene 2024'e gireceğiz. 30. yılını bitirecek. Hı hı. Omega Mühendislik ne yapar? Omega Mühendislik anahtar teslim. Elektrik ve mühendislik projelerini hayata geçiren bir şirket. Hı hı. En iyi tanımı bu şekilde özetliyor şirketin ne iş yaptığını. Endüstriyel tesisler, veri merkezleri, lojistik merkezleri, alışveriş merkezleri gibi yerlerde belirttiğim taahhüt uygulamalarını yapan bir şirket. Mevcutta uzun yıllar çalıştığı Mercedes ve Bosch gibi ve orada kadro bulundurarak kuruluşundan beri çalıştırdığı iki tane şirket bu, Mercedes ve Bosch. Bunun dışında da birçok global şirketle mevcutta çalışıyoruz. Hı hı. Mevcut durumda Ford'un Gölcük tesislerinde bir projemiz var, yürüyor. Hı hı. Onun dışında yine Hilton Oteli, ilk Taksim'de kurulan merkezdeki Hilton Oteli'nin elektrik renovasyonlarını şu anda güncelde yapmaktayız. Bunun gibi birçok proje devam ediyor. En son olarak da Nestle'nin kuru mama fabrikası Balıkesir'de o projeyi aldık, onu yürüteceğiz. Hı hı. Genelde bu tür global şirketlerde çalışan bir şirket Omega Mühendislik. Diğer ikinci şirketi ise Omega Pano. O da eski bir şirket, 26 yıllık, hemen mühendislik şirketinden daha sonra kurulmuş olan bir şirket. Hı hı. Omega Pano ne yapar? Beylikdüzü'nde bulunan 7000 metrekare kapalı alana sahip, yıllık 10.000 pano üretim kapasitesine sahip bir pano üretim şirketi. Orta ve alçak gerilim elektrik panoları üretiyoruz. Çok teknik bir konu tabii, biraz daha üretiyoruz. Yine farklı alanlarda çalışmalarımız var. Hı hı. Baktığımız zaman
Siemens'in global tedarikçisi konumundayız. Türkiye'deki en büyük tedarikçisi konumundayız. Uzun yıllarda birinci en iyi tedarikçi ödülünü de alıyoruz Omega Pano olarak. Siemens markasının dışında kendi OMG dediğimiz OMG harflerinden oluşan kendi markamız da var ama %90-95 oranında Siemens markasını panolarımızda kullanıyoruz. %5-10 gibi kendi farklı projelere, kendi markamızda da pano üretebiliyoruz. Türkiye'nin en büyük projelerinden elektrik panosu üretmenin gururunu yaşıyoruz tabii doğal olarak. Yine Trakya Cam, Mercedes gibi büyük endüstriyel kurumlar, hastaneler, enerji şirketleri, sağlık merkezleri, veri merkezleri mesela Akbank veri merkezi, Vodafone'un, Yapı Kredi'nin, Türk Telekom'un veri merkezlerinde bizim elektrik panoları kullanılıyor. Bu şekilde Omega çok Pano. Güzel. Üçüncü şirketimiz ise ProAssist Teknik Hizmetler Şirketi. ProAssist ne yapar? ProAssist bugün 300'den fazla hepimizin bildiği markalara hizmet veren bir teknik hizmetler şirketi. Çoklu mağaza yapısına sahip parakende zincirler, işte Koton gibi, Penti gibi diyelim veya Paşa Bahçe mağazaları bizim müşterimiz veya finans kurumları. Yine Türkiye çapında bir hizmet sunuyoruz. Türkiye çapında şubeleri olan 13'e yakın, 13-14 civarında işte Yapı Kredi, Ziraat Bankası gibi Türkiye'de binlere yakın şubesi bulunan birçok finans kurumuna da hizmet sunuyor. Ne hizmetleri sunuyor? Mekanik, elektrik ve kısmen de inşaat alanlarda bakım onarım, işletme ve proje uygulama hizmetlerini ProAssist sunuyor. Bununla tabii tüm Türkiye'de sunmak için çok geniş bir çözüm ortağı ağımız var. Çünkü çok farklı alanlar ve Türkiye yaygın olduğu için 500'den fazla çözüm ortağımız var. Bunların yetkinlikleri farklı farklı. Kimisi elektrik, kimisi mekanik, kimisi inşaat alanlarda hizmet sunan çözüm ortakları bunlar. Tabii bu çözüm ortaklarında 2000'den fazla teknik kadro çalışıyor. Yaklaşık 150 bin civarında bu saydığım müşterilerin cihaz envanteri var. Bakım, arıza, onarım hizmetini yaptığımız kayıtlı cihazlar var. Toplam olarak da Türkiye çapında 32 bin civarında bir lokasyona hizmet sunuyoruz. Burada tabii bu kadar hizmeti sunmak için bir PSS adını verdiğimiz ProAssist Smart Screen kısaltmalarını, baş harflerini kullandığımız bir akıllı yazılım sistemimiz var. Bunu uzun yıllardır kullanıyoruz. En önemli farkımız bu hizmetleri sunarken bu PSS'i kullanmak suretiyle tüm hizmet kayıtlarını bir kayıt altına, bir yazılım ortamında, veri tabanında tutabiliyor olmamız. Bir çözüm platformu yaratmış olmamız burada. ProAssist da bu şekilde özetle. O da 13 yıllık bir şirket. Çok yeni bir şirket değil. Son şirketimiz ise Mister Usta. Mister Usta şirketimiz aslen Dubai'de bir Türk girişimciler, sevgili İbrahim ve Serhan'ın kurmuş olduğu ve Dubai'de de çalışan bir model, iş modeli halen de devam ediyor. Onlar da ortağımız. Mister Usta Türkiye'yi yaklaşık 2 yıl önce kurduk. Mister Usta ne yapar? ProAssist'i anlattım. ProAssist daha çok B2B çalışıyor. Yani hep müşterilerimiz ticari firmalar. Mister Usta ise hem B2B hem B2C çalışıyor. Ağırlıklı B2C çalışıyor. Nihai müşterilere de hizmet veren, bu saydığım teknik hizmetlerin yanı sıra bir evde ihtiyaç olabilecek nakliye, taşıma, kuru temizleme, çamaşır yıkama, işte halı yıkama, koltuk yıkama, haşere ilaçlama, cep telefonu ya da tablet tamiri gibi o tür hizmetleri de kapsayacak şekilde teknolojik bir şirket. Tamamen bir aplikasyon üzerinden dijital ortamda hizmet sunuyor. Bu aplikasyon üzerinden müşteriler kendilerine ihtiyaç olan hizmetleri seçiyorlar. Tarih, yani ne zaman isteniyorsa, gelinmesi talep ediyorsa, uygun müsaitlerse o tarih ve saat aralığını da seçme imkanına sahipler. Burada tamamen çalışan ustalarımız, Mister Usta'daki ustalarımız eğitimli, eğitimden geçmiş ve Mister Usta'nın yönlendirdiği kişiler. Yani bir pazar yeri niteliğinden ziyade kendimizin hizmet verdiği bir
çalışma modeli şeklinde bu. Burada müşterimiz aynı zamanda yaklaşık olarak veya bazı hizmetlerde kesin olarak ne kadarlık bir bedel ödemesi gerektiğinde yazılım üzerinden daha en başta farklı ödeme seçenekleri de var tabii doğal olarak kredi kartı, taksitlendirme ve benzeri şeyler görmüş oluyorlar yazılım üzerinde. Bir güven de bu anlamda sunmuş oluyoruz. Burada ustalarla da müşteriyi muhatap etmiyoruz. Ödeme konusunda tamamen Mr. Usta'nın yazılımı üzerinden gerçekleşiyor. Bütün dört şirketimiz böyle. Çok güzel. Proast'ta olduğu gibi yine Mr. Usta'da bir platform olarak, çözüm platformu olarak geliştirdiğimiz ve dijitalize ettiğimiz bir şirketimiz. Özellikle dört şirketimizi kısaca böyle anlatabilirim. Çok güzel. Daha detaylı tabii ama. Evet. Biz başarılarınızın devamını diliyoruz tabii ki Omega Grup olarak. Çok güzel çalışmalarınız var. Ama şimdi ProAssist ve Mr. Usta'dan bahsettiniz. Bu firmaların hizmet alanlarındaki çözüm platformlarından bahsettiniz. Bu çözüm platformları nedir? Nasıl, işleyiş nasıl oluyor? Evet. Şöyle bir anlatmaya çalışayım. Aslında bir ekosistem. Karşılıklı kazan prensibine de dayanan bir modeli yarattık aslında. Çözüm platformunu yarattık. Şimdi tabii ki hizmetlerimizi sundum biraz önce anlattım. Her iki şirkette nihai kullanıcılar da var. Bu anlamda ticari işletme yıllık sözleşmeler yapılan büyük kurumlar da var. Bu ihtiyacı olan müşterilerle bu ihtiyacı karşılayacak olan piyasadaki teknik alanda veya diğer alanlarda hizmet sunan ustaların ya da bu işi yapabilecek olanların bir ortamda olabildiği, aynı zamanda yedek parça bu hizmetleri, özellikle teknik hizmetleri sunarken yedek parça ve ürün gibi ihtiyaçları da temin edildiği tedarikçilerin bu ortamda, bu platformda yer aldığı, destekleyiciler, tamamlayıcılar dediğimiz sigorta şirketleri var, TFS adını verdiğimiz bir tedarikçi finans sistemi var. Çözüm ortaklarının finans, ödeme ve nakit akışlarını kolaylaştırmak amacıyla birçok burada çalışmalarımız var. Sigorta şirketleri, eğitim kurumları var. Keza sonuçta bu hizmetler için çalışan çok ciddi bir kadro var, teknik kadro var. Bunların eğitim alabilmeleri için ilişkide olduğumuz eğitim kurumları var. İşte çözüm platformu. En ortaya da aslında kalbine de biz PSS'i yerleştiriyoruz. Yani ProAssist Smart Screen bir yazılım ortamında bütün bu ihtiyaç sahipleri, ihtiyacı karşılayacak olan kurumların bir araya geldiği bir ekosistem. Biz buna çözüm platformu adını verdik. Hem Mr. Usta tarafındaki yazılımımız, aplikasyonumuz, hem ProAssist tarafındaki ProAssist PSS ekranları tamamen her şeyi kayıt altına alan ve dijitalize edilmiş bir ortamlar. Bu anlamda bakıldığı zaman tabii çözüm platformunda biz tüm verdiğimiz hizmetleri dijital ortamda kayıt altına alıyoruz. Ne kadar, hangi sürede gidildi, kim gitti, ne kadar bir bedel harcandı, bakım hangi tarihlerde yapıldı, neler bulundu gibi tüm hepsinin resimleri dahil, raporlar dahil kayıtları var. Bunları müşterilerimize sunarak bu verilerden aslında farklı analizler çıkartıyoruz, raporlamalar yapıyoruz. Onlar da işletme maliyetlerini, enerji verimliliği anlamındaki çalışmalarını, bir sonraki yılın bütçelerini falan bu verilerden çok daha kolay bir şekilde yapabiliyorlar. Çözüm platformumuzun yarattığı en büyük avantajlardan bir tanesi de bunu söyleyebilirim. Mustafa Bey, şimdi bu noktada size bir soru yöneltmek istiyorum ben. Teknik hizmetler alanında böyle çok yoğun bir çalışma halindesiniz, çok belli. Burada istihdamı nasıl sağlıyorsunuz? Bu, çünkü çoğu sektörde duyduğumuz gibi istihdamda biraz sıkıntılı durumlar olabiliyor. Siz bu konuya nasıl bakıyorsunuz, evet, neler anlatırsınız? Evet, yani iş alanlarımızı anlattım, şirketlerimizi anlattım. Dediğiniz gibi, tahmin edeceğiniz gibi bu alanlarda gerçekten çok ciddi anlamda bir teknik kadro ihtiyacımız oluyor. Ve sürekli bir sirkülasyon oluyor. Tüm Türkiye'de hizmet sunduğumuz için mavi yakalı tabir edebileceğimiz bir de üretim fabrikamız var biliyorsunuz. Orada da mavi yakalı çalışanlarımız var. Bir de sahada çalışan sözleşmeli çözüm ortaklarımız ve tedarikçilerimiz var. Doğal olarak şu anda ülkemizin içinde bulunduğu konuda
Hani çok detaya giremeyeceğim çünkü hakikaten sıkıntılı bir konu. Hı-hı. Şu anda teknik hizmetler verebilecek teknik kadroya ulaşmak gerçekten çok zorlaştı. Bununla ilgili çözümler, çok farklı çözümler var. Tabii biz ne yapıyoruz? Biz daha çok kendi teknik kadrolarımızın eğitimleriyle uğraşıyoruz. Onları bağlılıklarını arttırmaya çalışıyoruz. Farklı eğitim kurumlarında dershanelerimiz var. Dershanelerde elektrik dershanelerimiz var. Dershanelerde eğitimde yer alan öğrenci arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Stajyerler çalıştırıyoruz özellikle. Stajyer alarak bünyemizde olmaları için daha önceden bir çalışma yapmalarını istiyoruz. Bu şekilde bir katkılar sağlamaya çalışıyoruz ama gerçekten hani meslek lisesi memleket meselesi gibi bir şey de olmuştu. Ciddi ele alınması gereken. Evet. Çünkü önümüzdeki dönemde gerçekten bu alanda şu anda çok zorlanıyoruz. Daha sonrasında teknik kadro bulmakta çok zorlanacağımızı düşünüyorum. Çok doğru. Peki programımızın sonuna yaklaşırken Mustafa Bey, çok güzel bilgiler aldık sizden. Omega grubu da tabii ki sizleri de tebrik ediyoruz çalışmalarınızdan teşekkür dolayı. Teşekkür ederiz. Ama seyircilerimize şunlardan da bahsedelim. Son mesajlarınızı da alacağız tabii ki. Biraz da vizyonunuzdan ve bu süreçteki yaşadığınız sıkıntılardan da bahsedersek, bunlarla tabii ki yöntemleriniz. Biraz da bunlardan bahsedersek, son mesajlarınızı da alırsak çok seviniriz. Evet, yaşadığımız sıkıntılar tabii 2023, yani yıl bitmek üzere ama daha öncesinden de başlayan aslında sıkıntılar bunlar. Bunlar neler, yani biraz özetlersem özellikle enflasyonist bir ortamın gelmiş olması ciddi anlamda sıkıntı. Bu fiyat istikrarsızlığı, fiyat belirlemede zorluklar, istihdamda zorluklar yaratıyor. Enflasyonun getirdiği diğer bir şey de cirosal veya tutarsal büyümeler diyelim. Ciro büyümesinin karşılığı da size finansman anlamında tabii bazı çözümler yapmanızı gerektiriyor. Burada krediye ulaşmadaki zorluklar en büyük yaşadığımız sıkıntı. Kredi bulmanız halinde de kredinin maliyetin size olan yüksekliği, getirdiği yükseklik en büyük sıkıntı. Yoksa yani iş anlamında Türkiye'de birçok iş var ama bunun getirdiği bu finansman zorluklarını da aşmak bizim en çok yaşadığımız zorluklardan bir tanesi oldu. İkincisi zaten hizmetlerimizi sunmak amacıyla bu çözüm platformunun içerisinde yer alan teknik kadroların, hizmet sunucuların teminindeki bulunmasındaki veya sürekliliğin sağlanmasındaki zorluklar. Onu biraz önce bahsettim. En büyük yaşadığımız sıkıntı diğer bir konu da bu. Yani yetişmiş kadronun bulunması. Tabii bütün bunlara rağmen biz yine büyüme, reel anlamda büyüme hedefleri tabii ki koyuyoruz. Geçen ay mesela bütün şirketlerimizde strateji belirleme ve hedef strateji ve hedef belirleme toplantıları yaptık. Kendimizi değerlendirdik. Yaşadığımız bu sıkıntılar çözmek için neler yapabiliriz? Bir sonraki dönemde neler yapalım? Bütün bunları konuştuk. Burada tabii bizim için en önemli konularda hedeflerimizden bir tanesi tüm paydaşlarımızın memnuniyetini sağlamak, arttırmak en büyük bizim önceliklerimizden bir tanesi. Çalışanlarımız için güvenli, sürdürülebilir ve adil bir iş ortamı yaratma bizim için yine hedef olarak görüyoruz. Omega Grup olarak da itibarlı ve tabii ki karlı olarak büyümek istiyoruz. Burada en önemli itici gücümüz bizim için dijitalleşme, veri analizi ve bu alandaki yapacağımız çalışmalar. Dijitalleşme konusunda süreçlerimizin dijitalleştirilmesi, veri tabanlarındaki bütün bu büyük verinin analiz yapılarak anlaşılır veya anlamlı hale getirilmesi gibi konulara büyük yatırımlar yapıyoruz. Bu alanda çalışmalarımız devam ediyor. RPA dediğimiz robotik yazılım çalışmalarımız var. Biliyorsunuz yapay zeka şu anda gündemde çok büyük bir değişim olacağını açıkçası öngörüyoruz. Yapay zeka sürekli gelişiyor. İşte hayatımıza girdi. ChatGPT ve benzeri birçok platformda artık yapay zeka kullanılıyor. Yani önümüzdeki dönemlerde tüm sektörlerde, tüm iş alanlarında dijitalleşmenin çok önemli, veri analizinin, veri tutmanın demiyorum, veriyi zaten dijitalleştiğiniz zaman tutuyorsunuz tavanınızda ama bunu analiz edebilecek ve yorumlayıp katma değerli hale getirebilecek raporlama yapabilme yetkinliğini kazanmak
tüm sektörler için çok önemli hale gelecek. Bunu görebiliyoruz. Hatta yaşam mücadelesi haline gelebilecek bir konu diye de görüyoruz. O yüzden bu konuya oldukça büyük yatırım yapıyoruz. Tabii ki titiz bir mali bütçeleme, raporlama, finansal yönetim grup çapında önceliklerimizden bir tanesi olarak görüyoruz özetle. Bizim hedeflerimiz ve çalışmalarımız bunlar. Bir mesaj vermek istersem de özellikle gençlere yönelik bir mesaj vermek istersem, iş hayatında insanlar da tüm bilgi bizim zamanımızdaki gibi değil tabii. Biz 90'lı yıllardaki dönemle şu andaki gençlerin elde ettiği imkanları karşılaştırmak çok mümkün değil gerçekten. Şu anda bilginin her yerde olduğu, çok kolay ulaşılabildiği bir ortam var. Mühim olan bu o veriyi çok iyi, nereden nasıl bir veri elde edebileceğin ve nasıl yorumlayabileceğiniz konusu. Dolayısıyla gençlerin kendini geliştirebilecekleri ortamlar bizim dönemimize göre çok daha fazla. Teknik anlamdaki tabii ki farklı okullardan mezun olabilirler. Ama en önemli konu kendilerini geliştireceği konu olarak insan ilişkileri, işin sosyal yönü diyelim, konularında daha fazla vakit bulabilecekleri bir şu anda dönemde yaşıyoruz. Kendilerine her zaman bilgiye ulaşabilirler, kendilerine o anlamda gelişebilirler. Hiçbir şeyden çekinmesinler, özgüvenleri tam olsun. Bütün bunlar varsa aslında mutlu bir şekilde yaşayabilirler, başarılı olabilirler diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Bey. İyi ki geldiniz. Rica ederim. Başarılarınızın devamını diliyor ve tebrik ediyoruz sizi. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim davetiniz için aynı zamanda. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, bir İşkolik programının daha sonuna geldik. Sevgili Mustafa Güngör bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.